Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben istersen bu... Ama bu olur mu bilmiyorum. Buradan gidelim mi? Neyse buradan şey yapayım. Lemalar 6. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyetle vazımatından tecerrüt ile melek hayatları gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan semavatta bulunurlar. Yani cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Bitim bitti. Bak, bedeni misali letafetinde cismi dünyevinin kazanmış olduğu hale bak. Bak bir daha. Cismi dünyevi. Bak ne diyor? Cismi dünyevi, yani bedeni misali letafetinde bu hale girmiş. Başka? Cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriydi. Şimdi bu glaf-ı latifi biliyorduk ki abi, bizim zamanlı tarafımız, esbaplı tarafımız, rububiyet tarafımız. Bedeni misali de öldükten sonra giyilen ruhun bilibasıydı. Bunlar o zaman ölmüşler. Dünyada o zaman şey geçmişler, bedeni misallerine. Bu bedeni misaliye geçince semavata çıkmışlar. O zaman bu semavat da bizim neremiz oluyor mesela? O da bizde. Acaba dima hayatı mı? Neresi yani bu sema? Sema deyince de o bildiğimiz sema değil. Cesedi necmi. Necmi. Şimdi bunlar daha önce işlenmiş şurada. Cesedi necmi demek, yıldızların bazılarının zati nurları yoktur. Aldıklarını gösterdiklerinde nurani görünürler veya batınlarındaki hakikatlerini dışarıda ifade etmeleri. Batındaki çirkinlikleri zahirine aksetmiş olmalı ki, tabiri gibi bu kendisini suret, sima, kelam, beden ve fiil olarak ifade eder. Yani cesedi necmi. Bizim şöyle tefekkürümüz olmuştu Hasan abi. Bir yerde diyor ya, yıldızların bir yüzü ahirete bakar, bir yüzü buraya bakar diyor. Bir berzah diyor mesela. Evet. Yıldızı necmi oluyor. O zaman buradaki cesedi necmi de yani bir yönü ahirete bakan, bir yönü bu tarafa, alem-i şehadete bakan bir şekilde mi? Acaba? Evet. Evet. Doğru. Mesela Peygamber Hazreti cismini şöyle diyor. Cismi Muhammed'i nur ve nur kabiliyetindeymiş. İki, evliya kalplerinden daha latifmiş. Üç, envatın ruhlarından ve melaike cisimlerden daha hafifmiş. Cesedi necmi ve bedeni misaliden daha zarif olan ruh-u Muhammed'inin aleyhissalatü vesselam hadsiz ve zarifine medar ve cihazatı mahseni olan bedeni misali letafettir. Bindirilmiş, bir noktaya toplanmış, bindirilmiş bedenler. Cesedi necmi ise nuranidir. Şimdi buralardan geçeyim de ben, şuraya devam edeyim. Şimdi ne anlaşılmış? Daha izaha girmedik yani. Şimdi gireceğiz, metin bitti. Cismaniyet bu iki sıfatları cem etmiş. Hangisini? Cesed-i necmi, yani bedeni misali ve cesed-i necmi. Birincisi bu. Cismaniyet demek
cennette cismaniyetle bulunacağız ya. Dolayısıyla bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi, bak beden bir tanesi ceset. Cismaniyet bu iki sıfatları cem etmiş hal, cesedi necmi nuraniyetinde melekler hayatlarıdır. Melek hayatı. Yalnız boyut farklılığından gözükmüyorlar. Peki bir yüzü cennete bakıyor, bir yüzü alemi şehadete bakıyor. Cennet her tarafta olduğunu. Peki niye gözükmüyor? Mesela bazı cini hastalar var, görüyor. Aynı yere sen bakıyorsun, niye görmüyorsun? Gördüğü doğru ya, yalan değil. Görüyor ya. Mesela ille görme, gözle alakası yok. Rüyada görüyorsun. Yani peki nedir? Göz penceredir. Bak geçenlerde bununla alakalı bir video 3G'yi seyrettim. Gönderdiler. Adam şimdi bir resim var bilgisayar ekranında. Herhalde mecura göndermişler WhatsApp'ta. 3G gözlüğünü takmış adam. Alıyor cımbızı, o çiçek var ya bilgisayardaki. O çiçeği alıyor. Birisi de kamera çekiyor. Sihirbazların da şeyi çıkıyor. 3G kullanıyor. Bak bilgisayarı çekiyor. Bakan adamı çekiyor, buradan çekiyor. Cımbızı alıyor. Bilgisayarın içerisinden cımbız da çiçeği alıyor. Ve çiçek böyle dışarıda. Kamerada gözüküyor. Yani adam da öyle görüyor. Yani çok tuhaf bir şey yok mu burada bakın. Bilgisayar nasıl çekiyor bunu? Olmayan bir şey niye çekiyor? Varsa nerede? İşin içinden çıkmak çok zor. Ruhaniler de böyle bakın. Bak şimdi adam silmedim burada duruyor gösterebilirim şey telefonumda. Bilgisayarda bir çiçek. Çiçek var. Yapraklar var, tamam mı? Yapraklar ağaç. İçinde bir tane gül var. Buradan da, bakıyor musun Osman? Bu bilgisayar abi. Bu seyreden adam. Tamam, buna da herhalde bilgisayar, işte şey kameraya üçge mi koymuşlar, onu bilmiyorum. Çekiyor. Şimdi bilgisayardaki o gülü alıyor, ekranı ha böyle cımbız. Tutuyor sanki orada canlıymış gibi. Getiriyor havaya getiriyor. Ooo şuraya bak ya diyor. Aynı koparınca orada ne oluyorsa oluyor. Boşluk oluyor. Türk Hava Yolları'nın hani uçakla giderken orada o adamın reklamlarını söyledi ya. O benzerlikte şeyler geldi bunlar değil mi? Yani. Ondan sonra fakat işin garip tarafı hadi o gördü. Kamera. O bilgisayardan bu çıkan çiçeği nasıl farklı yapıyor? Nasıl olmayan bir şey çekiyor? Çekmiş. Sen ne diye gösterdiler o videoyu? Yani neye? Yani bu malzeme edersin, tefekkür de edersin diye. Nasıl yaptığını anladınız mı siz yani? Mevzuyu nereye koydunuz ben onu merak ediyorum. Yalnız bilgisayarın önüne bir şey koydular mı onu öğreneceğim. Şey, bilgisayar diyorum şey. Kamera. Kamera çekmiş ama acaba kamera direkt bu kamera çeker gibi mi yoksa önüne üçge mi koydular kameranın? Onun yaptığı hareketi arka tarafta bilgisayar kaydediyordur. Yapılan işlemi onu video olarak yansıtmışlar, vermişlerdir. Şimdi görüntü var ya gözlük. Onu karşıda algılayan bir algılayıcı var. Bilgisayarın içinde bir çiçek resmi var. Bilgisayar o anda yapılan bütün işlemleri kaydediyor. İşte kişi elini uzattı, çiçeği koparttı orada. Onu arka tarafta video olarak kaydediyor kendi hafızasına. Yapılan işlemi modelliyor bilgisayar aynı anda. Yani kameranın karşısında çekilmiyor. Bilgisayar karşı tarafın yaptığı hareketleri algılayıp onu modelliyor, video haline getiriyor. Ama yani kamera ikisini de gösteriyor. Bu nasıl olacak? Yani bir bilgisayar var, bir adam var, bakan var. Tamam işte. O gösterdiği videoyu sonra yan yana koymuşlar daha sonra. Adamı dışarıdan çekmiş. Bilgisayarın yaptığı modellemeyi almış, evet. Yayına koymuş, size izlettirmişler yani. Ha. Neyse biz o zaman biz bildiğimiz yoldan gidelim. Biz kere cism dünyevi şu anda potansiyel var, onu vurgulamak istiyorum. Didindim şu, cismi dünyevi bulunan şu cisim,
iki tane altyapı var, çalışıyor. Mesela bilgisayarda, sizin mesleğinizde, bilgisayarda, ekranda bir şey yok. Ama arkada çalışıyor. Tabii. Diyor ki, Erdinç abi diyor, bunu yavaşlatan mıdır? Bak şimdi, burada cismi beden, cismi dünyevi çalışırken taşımış olduğu, tanımlamış olduğu öteler de çalışıyor. Öteler mesela, çalıştığı için zaten o çalışmıyor ama. Yani mesela üniversite diploması olarak otomatik içinde ilkokul diploması da var gibi. Cismi dünyevi gözükürken, siz gözüküyorsun şimdi bu. Aslında arkada bunun burada gözükebilmesi için an şart olmazsa olmaz iki şey var. Bedeni misali cesedi necmi. Bedeni misali letafet, cesedi necmin nuraniyetinde. İkisini cem olur. Letafet. Yani bizimkisi bu ikisi cem olmuş. Şöyle diyebilir miyiz? Odun, duman ve nur. Veya duman demeyeyim, nur ve ısı. Isıya, ısı, yani duman demeyelim şer gibi. Bu çok önemli bir şey. Bak burada bilgisayar gibiyiz biz burada. Sen gözükürken şu anda siz bakıyorsun, teveccüh etmişsiniz. Ama arkada bedeni misali letafet, latifelik var. Kadınlar da çok güzel gözüyor. Letafet aynı et kemik ama latif. Üstad latif diyor onlara. Bir de cesedi necmi nuraniyetinde. Ha, peki bu şekilde gözüküyor. Bu yani odun, ısı ve ışık. Ama odun gözüküyor. Hiçbirisine benzemiyor. Odun dumana da benzemiyor. Işığa da, ısıya da benzemiyor. Isıya da benzemiyor ama var içinde. Arkada bunlar çalışıyor. Şimdi ben soracağım şu. Odundan ısıyı kaldırırsanız odun kalır. Kalmaz. Kalmaz. Işığı kaldırırsanız gene odun kalmaz. Başka kalmaz. Bir şey olur ama başka. Ha, cismi bedeni, cismi dünyevinin arkasından bedeni misali letafetini kaldırın, bu yok olur. Şu anda bu gözükürken, yani odun gözükürken odun değil. Mesela buz gözükürken buz değil. Sudur, su değil, H2O'dur. Birisi yanıcı, birisi yakıcı ama ortaya çıkan su söndürücü. Hidrojen yanıcı, oksijen yanıcı, hidrojen yakıcı ama söndürücü su. Bir kaçırmayacağız o. Peki cennette var ya 28. Sözde ve işaretleyeceğiz da. Yani ne gerek var diyor yani bedende cismaniyet niçin olsun? Cismaniyet bedeni misali letafeti tanzamın ediyor. Bir de bedeni misali cesedi necmi nuraniyetiyle iki sıfatı cem etmiş. Şimdi iki, cesedi necmi nuraniyetinde melekler hayatlarını temsil ediyor. Yani cesedi necmi nuraniyetinde meleklerin hayatıdır. Meleklerin hayatları maddi hayat, aynı hayat ve hayat. Bu mertebelere camidirler melekler. Maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları gibi melek. Biz melekten daha kesif olduğumuzdan dolayı şey zannediliyor, basit zannediliyor. En kesif, en cami olduğu sırrınca insan cismi dünyevi, cismaniyeti bulunmasıyla otomatik olarak melek hayatı da var. Ya şu anda yaşanıyor. Yani demek ki melekleri nasıl anlarız? Bu bedenimizde maddi hayat var, aynı hayat var ve hayatın kendisi var. Bu cemi melektir. Onların toplamı da cesedi necmi nuraniyetinde oluyor. Yani insanın ruhu böyle bir şeyi giyiyormuş. İnsanın ruhu
zihayatta, zişurdu, kanunen, vücudu harici bir bedeni misali bir glaf latifi giymiş ya. Giymiş hali. Şimdi ruha giydirilen elbiselerden bir tanesi de bedeni misali letafe, latif. Cesedi necmi, nurani. Ruha giydirilmiş. Bu giydirilmese cismi dünyevi olmuyor. Yani mesela iman da bir libastır, ruhunuza giydirin diyor. Şimdi diyor ki burada, insanın ruhu böyle bir şeyi giyer. Yani ruh mahluk olduktan sonra alemlerden aşağıya indirile ta bu bedene kadar indirilmiş ruh. Ruh kanun emr, zihayat-ı şuurdu, kanun emr, vücudu harici gidilmiş. Sonra bir bedeni misali letafeti, cesedi necmi nuraniyetinde glaf-ı latif bedeni misali yani giydirilmiş. Ta ruh kesafette bulunabilecek kadar, yoksa uçar gider. Ruhun üzerinde böyle ağırlıklar olması lazım, yoksa civa uçuyor. Yani melek veya kesif şeyimiz yani, burada durmak için aslında. Durmamız için. Yani melek aslında. Biz kesif olduğumuz için meleklik mertebesi bizde var, önce öyle dedik. Şimdi şöyle bak, şimdi ruh bir şey, Allah buraya getirdi tam şey, böyle şimdi ruhu buraya getirdi. Şak diye uçtu gitti. Yani şu, odunun içerisini çıkarır mısınız hayali? Isıyı, ışığı, dumanı. Tutabilir misiniz buraya? Yok, ruh melekten daha latif olduğu için işte melek kesif hale getiriyor onu libas olarak. Ruhum libası. Öyle yani, getiriyor. Oradan bakınca ruha yani. Göre yani. Ha, ruha göre. Yani tabii kesif ruha göre melek kesif. Yani. Yani ruhu kesif yapan melektir. Ha, oradan bakınca. Çünkü ruh daha üstün. Bir indik aşağıya, melek. Biraz kesifleştik, melek olduk yani. Tamam mı? Biraz kesifleştik, melek olduk. Sonra, yani bir daha odunun içini çıkarttık. Isı, ışık, duman. Tutabilir misiniz burada? Uçar gider. Tutmasın diye ve aynı yerde olsunlar diye. Bir uçmasın. Her yerde olan bir yerde olsun. Yani odun içinde ısı her yerde olabiliyor ya, ama bir yerde tutacaksın. Tamam. Isı her şey olabiliyor. Çünkü her şey, ağaç kullanır, arılar kullanır, kuş kullanır, çiçekler büyür ısıyla. Her şey olabilen ısı, bir şey yapacaksın odun. Odundan çıkan duman ve nur her yerdeyken bir yerde tutacaksın. Bunu tutamazsın burada. İlle bir elbise giydireceksin. Elbise, gılafilatı bir beden misali giydireceksin. Bunu sarmalayacaksın, tamam mı? Bunu sarmalayıp bunun üstünü tutacaksın. Burada nasıl tutacaksın? İbrahim hoş geldin. Gel abi. Atlayabilirsin sen, ha. Gel abi. Kayıtlamasın. Kamerasız kayıtlamasın, senin gibi değil. Biz televizyoncu gibi değiliz. İstediğin yeri, istediğin kesersin. Burada tutamazsın. Ruh buraya gelebilmesi için bir kesafet kazanıyor, melekleşiyor. Ruh melekleşince kesafet kazanıyor. Ondan sonra atlayabilirsin hemen, bak gel. Sonra bir bedeni misali şudur. Beden biliyorsunuz anda olanları. Anda olanlar var ya, anda tak anların toplamı zaman, an, o beden, o kesbettiğimiz anlar, onların toplamı misali, yani hepsini bir arada olmuş gibi, hepsini bir araya getirsen beden misali oluyor, anların cemi, tamam mı? Beden misali, bu, ne oldu biraz, bak beden misali, tamam. Bir daha buraya geleyim o zaman da. Bak beden, cisimde olup beden, cisimde olup cisim olmayan, donmuş mana. Ceset ise atomların donmuş hali. Ondandır ki bedenlerine bakıp adamın hem kimliğini hem de kişiliğini seyredebilirsin. Mazisinin donmuş hali gelip geçicidir. Yani beden nedir? Cisimde olup cisim olmayan mana. Mesela senin suratın değişiyor.
halin değişiyor. O an, bak cisim, beden cisimde olup cisim olmayan mana, beden bu. Cesede şey demişler, hani suret demiştik, bedene hakikat, cisme de mahiyet demiştik. Evet. Yani kendi arasındaki şeyi. Kendi arasındaki şey yaparsak en kesif ceset. Ceset. Sonra beden. Beden. Hakikat, sonra cisim. Cisim mahiyet demiştik. Cisim mahiyet. Cismaniyet sonra. Cismaniyet. Yani. En son cismaniyet. Şimdi beden anların toplamı, an ya an. Bedeni misali olunca o anların toplamı. Misali deyince biraz böyle zihnim şey geçiyor. Hayali bir şey zannediyoruz. Mesela alev misal. Veya hayali hayal zannediyoruz. Hayal hayal değil. Şimdi gelelim şey. Şöyle, burada 42 yıllık Erdinç'in timsali mi var misali? Aynen. Timsali sureti var. Geleceği de var, geçmiş hepsi var ya. Var ya. Şimdi 42 değil yani. 60 var. En azından an ya. An şu anda. Yani onu anlatmıştık, o şu surata. Anda nasıl mesela bir bebek de senin suratın değişiyor. Oysa 42 senelik hücren yok. Hı hı. Peki 42 senelik sima nasıl duruyor? Yani bakın şeyde bedende olup beden olmayan var. Beden demeyeyim de, cisimde olup, cesette yani olup, mana olmayan nedir o? Şöyle bir hemen anlatayım onu. Dört tane. Bugün en kaçı? 13. 14 oldu. 14 oldu, 12 geçti. 14/4/2018. Attık mı abi tarihi? Attık. Bir sene içe, bir sene geçsin. Bir sene içerisindeki diman yaptıkları kazanımlarını koy tencereye. Bir sene içerisinde kalbin kazanımlarını koy tencereye. Fikriyat, hissiyat. Bir sene içerisinde ruhun latifelerini koy tencereye, aynı tencereye. Bir sene içerisinde eylemsel yaptıklarımız, yapmadıklarımız, ittiklerimiz, yaptıklarımız. Koy tencere, karıştır, 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 karıştır. Ortaya çıkan şey latifedir. Tamam bak şimdi, latife. Onu git yapıştır buraya, sıva, montalama yap. Bunun adı bir yaştır. Oysa bir yaşında hücre yok. Çünkü hücre 6 ayda değişiyor. Bir tane latife koyduk mu abi? Koy oraya, kenarda dur. Böyle 47 tane, kaç taneydi senin? 42. 42 tane şey var, latife var. Koyduk mu abi ayrı ayrı? Büyük bir tencere getir. 42 tane latifeyi de koy, karıştır. Karıştır, karıştır. Şu anda sana yapıştırmışlar. O. Peki nedir o? Vücudun, şey, ruhun cisimdeki vücud haricisidir ruhun şu anda sima. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Yani ruhsal yapısını dışarıda gösteren. Yani 42 tane latifenin bütünselliği yani. 42. Senin şu anda cisimde gözüküp cisim olmayan. Tamam mı? Azrail'i oluyor yani abi şu anda. He, Azrail'i evet. Şimdi o latife, ondandır ki 6 aydan fazla hücren yokken 42 yaşında nerene baktığını anladın. En azından 42 isabet etmese adam 20 yaşında değilsin der. 5 yaşında değilsin der. Nereden bu yaş var? Yaşı çözülemez yaş. Böyle nasıl izah ediyorlar ben de anlamıyorum yaşı. Ancak latife, çünkü ve halet mesela. Demek ki şu sima, ruhun cismaniyette olup cisim olmayan dışarıya tezahür eder. Şimdi, Akşemseddin demişti ki hani ellerin, kolların cildin bile konuşacak. Değil mi? Yani derin bile konuşacak. O zaman hadis. Evet. O zaman işte bu oluyor. Yani işte burada oluyor. Zaten bu kendisi ya. Yani bu olaya, o basit tabii, o elin ayağın konuşacak, basit derken yani nasıl anlatayım? Zaten cesette olup,
Yani burada oluyor. Ceset burada olmayan oluyor. Sen varsın. Evet. Yani burada olup burada buralı değilsin. Bak burada olup buralı değilsin. İşte mananın, hakikatin, ruhun yani. Cesedin dışında her şey, bu hiçbirisi buralı değil. Ama burada. Cesedi tahrik etmiş. Şimdi cesedi şu, gene geliyorum buraya. Odunun ısısını, ışığını, dumanını tek tek dışarıya çıkarttık. Odun denen bir şey var mı? Yok. Bunu tek tek tutamazsınız. Onu karma yap, üstünü ört, sıkıştır, odun diyoruz. İşte bu şekilde cem olmuş. Ama biliyoruz ki odun ama altta üç tane bilim çalışıyor. Şimdi cesettir şu anda peygamber, cismi dünyevi, cisim. Ama şu gözüküyorsunuz ya şu anda bunlar veya siz. Bedeni misali, letafet, latifeliği. Cesedin necmi, nuraniyet hali, arka taraftan cesedin necmi, bedeni misaller çalışıyor. Çünkü bilgisayarda zahirde bir word bir şey yazıyorsun ama arkada ne kadar işler var. Ama senin ekranda sık bir şey gözüküyor. Arkası acayip çalışıyor. Yani cesedi dünyevi gözükürken bedeni misali, cesedi necmi, birisi letafet, birisi nuraniyet. İkisi cem olmuş. Odundaki nur ısı gibi. Işık ve sıcaklık. Öbçeciğim. Yani ben kendimi gayret etmeye çalışım şu. Gözüktüğümüz gibi değil. Arka çalışıyor. Arkanın çalıştığından dolayı biz buradayız. Ruha arş-ı azamdan, lef-i mahfuzdan, arştan, kürsten, o alemleri simgeleyen ve o alemin alameti olanı alarak, bak, ruh, arş-ı azamdan, lef-i mahfuzdan, arştan, kürs, dört ana trafıda, şecer-i hikatın ana trafısı, arş-ı azam, lef-i mahfuz, Mikail, arş, kürs, Mikail. Bunları, o alemleri simgeleyen arş-ı azamı, bak hala şey diyorlar. Ya nereden çıkartıyor diyor. Arş-ı azamla arş aynıdır diyor. Arş-ı azamla arş aynı olsa israf-ı kelam eder mi Risale Nur? Arşla ifade edilen bir şey. Arş-ı azam. İki kelime yapıyor israf. Azam şey gibi olsun. Ceset, beden, cisim, cismaniyet. Dört. Dört. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, dört, zihayat, zişur, kanun, vücudu harice, dört şeyde melekle, peygamber olan melekle burada gözüküyoruz. Gözüküyoruz. Benim bunlar ruhumu tutuyor. Evet. O zaman bu insan ne? Şimdi Azrail'i kaldır. İşte burada dedim ya, Azrail'i kaldır. Şimdi bak şimdi, duman, ısı, ışık. Bunlar her yerdeyken bir yerde nasıl tutacaksın? Burada nasıl tutacaksın? Yani odunu meydana getirenler her yerde ısıyı, odundan çıkartın ısıyı tutamazsınız. Burada yaktınız odunu. Isı nerede? Hadi bakın bir odun yapın, geri alın bakalım. Peygamber lazım. Ha, peygamber için lazım. Şimdi nereye geliyoruz? Şimdi bedeni burada tutacaksın. Şey ruhu. Arş lazım. Şey, arş-ı azam lazım. Lef-i mahfuz lazım. Arş lazım, kürs lazım. Dört melek sende olmadıkça ruhun burada bedensel bir şekilde gözükemez. Onlar tutuyor. O zaman ölüm Azrail'in gelmesi değil, gitmesi aslında. Yani surette Azrail gelip alıp götürüyor. Sureti böyledir. Kabul edeceksin. Evet. Ona dokunmayacaksın. Sahili şeriat böyledir. Sureti böyledir. Ama hakikatinde biz şudur. Şunu bazıları diyecek ki zorak. Hayır. Esbab alemindeyken itikada bakarsan mutezile olursun. İtikattayken esbab alemine bakarsan cebri olursun. İkisinin dışına bakacaksın. Esbaptayken aynı zamanda itikatta olacaksın. Ve esbabın ne gerekiyorsa onu öğreneceksin. Zahirde Azrail Aleyhisselam gelip götürüyor. Doğru. Bu doğru. Ama batın tarafı ise Azrail gelmiyor. Zaten duruyor bizde. Çekip gidiyor. Onun adı ölüm. Azrail duruyor. Burada nasıl tutacaksın ruhu? Yani odundaki şu kullandığı teknolojiye bak. Isı, ışık, renk ve dumanı. Burada
Hepsi ayrı bir birim. Hepsi tuhaf. Isıyla renk birbirine benzemiyor ki. E peki bu, nasıl tutacaksın bir yerde? Odun yapacaksın. Aha. Buraya ceberut ağa, cebredici güç lazım. Ceberut, Cebrail. Cebrail cebreden cebir kuvvetidir Cebrail. Ondan sonra Azrail, Mikail, İsrafil. Demek ki ruhu o alemleri simgeleyen ve o alemin alameti olanı alarak lef-i mahve ispatta vücudu haricisini tamamlamış ruh. Lev-i mahve ispatta vücudu tamamlamış oluyor ruh. Yani çok tuhaftır, bir daha ruh latif, meleklik makamına gelince kesifleşiyor. Daha da kesifleşerek, cismaniyeti girerek insan oluyor. Zaten ustad diyor ki, sana iman verildi diyor. Ondan neler verdi? İmanı vererek. Sana İslamiyet'i vererek neler verdi? Sana insaniyet verildi. Sen kimsin o zaman? Sana insaniyet verildi. Sen insan değilsin. Neysin o zaman? O zaman kimsin? Sana insan, hani derler ya, insan toplumsal ağızlarda, sokakta da kullanıyoruz. İnsanlığına yazıklar olsun. İnsanlığını mı kaybettin lan? Kim? Hey sen! İnsanlığından utan. Hiç mi insanlığı yoktu hey sen? Sen kimsin ki? İnsanlığından utan bari. İnsanlık sana verilmiş. İman verilmiş. İslamiyet verilmiş. Verilince şunlar verilmiş diyor 20. sözde. Biz insan değiliz. İnsanlık bize verilmiş. Babu insaniyete babu insaniyet denilen oradan insan girecek. İsmi Hakim'in cilvesidir. Cenab-ı Hak denilen şey bu kapıdan o bütünsel o sistemin adı bak. Babu insaniyet. İnsan değil o. Babu insaniyetten insan girecek. Bilmiyorum. Ne alakası var bilmiyorum ama Hasan abi. Eğer lef-i mahve ispatta ruh bütünlüğünü tamamlamamış olsaydı tövbe kapısı kapalı olurdu Hasan abi. O boşluk bizim tövbe kapımız biliyor musunuz? Hangisi? Bakın lef-i mahve ispat da bütünlüğünü tamamlamış ya Hasan abi. Ruh bütünlüğünü tamamlamış. Yani lef-i mahve ispat yazboz tahtası değil mi lef-i mahfuzun? Öyle değil mi Hasan abi? Yani orada mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sahibinin vefat edeceğini söylemiş fakat ölmüyor. Hatırlıyor musunuz Hasan abi? Siz anlatmıştınız. Ama ne diyor? Yastığının altındaki yılan onu sokacaktı ama yapmış olduğu bir hayır buna karşı geldi. Eğer ruh, yani bu bilmiyorum çok bağlayamadım belki ama eğer ruh alemi şehadette tamamlamış olsaydı hiçbir boşluk yoktu. Hiçbir boşluk yoktu. Tövbe olmazdı. Tövbe olmazdı. Burada tamamlıyor. Lev-i mahve ispat. Alemi şehadete kadar bir boşluk var. Burada doğuyor. Burada inşa, burada yapılanma değil. Burada cilve cemal nakış sanatını giyiyor. Diyor ki badehu cesedine bedenine giydirildi. Badehu cesedine. Ruh o alemlerden gelirken oranın cilve, cemal, nakış ve sanatını manasını cem eden hakikatleri giydirilmiş. Yani geliş yönü rububiyet, glat-i latifin iki hakikati var. Glaf-i latif giydirilmiş ya. Glaf-i latif. Latif bir glaf. O zaman iki hakikati var. Cismi manevi ki Sidret-i Muntaha'dan lef-i mahve ispata kadarmış. Cismi manevi. Bak ne makamlar çıktı. Cismi manevi. Sidret-i Muntaha neresiydi hatırladınız mı? Arşın altı. Cennetin sonu arşın altı. Oradan lef-i mahve ispata kadar olan yere cismi manevi denilir. Cismi maddi ki neresi o? Lef-i mahve ispattan bu bedene kadar ki sürecin tamamıymış. Bir dakika abi ya. Neydi o cismi? Manevi. Cismi maddi, cismi manevi. Refret.
He? Refleks. Burak da arşa kadar zaten. Burak arşa kadar. Yukarısı. İşte oradan yukarısı işte refleks buluyor. O yok, bu Siddet-i Münteha'dan aşağısı. Siddet-i arşa. Aşağıyası ya. Aşağısı Münteha'dan yukarısı. Yok, kabı kapsayla karıştırma. Zaten cismani de arşa kadardı. Hani arşa kadar. Şimdi Siddet-i Münteha cismani... Kavseyn refrefe. Tamam işte. O diyorsun. Şimdi Siddet-i Münteha ile... Aşağıyı saydı sanki Hasan abi. Aşağıyı saydı da sayın. Cismi manevi ki hayal et. Siddet-i Münteha'dan hayal, pelgelini oraya koy. Cennetin sonu. Evet. Arşın altı. Siddet-i Münteha'dan Lev-i Mahaf ve ispata kadar aşağıya. Cism-i maddi ki nedir o? Lev-i Mahaf ve ispattan bu bedene kadar. Yani iniyoruz da onun için yukarıdan başladık. Siddet-i Muntaha'dan Lev-i Mahaf ve ispata kadar. Lev-i Mahaf ve ispattan alem-i şehadete kadar. Şey, glaf latif için cem edilmiş. Şimdi tabi ne diyor? Risale'yi burayı düz okursan tabi şey değil. Mesela Hazreti İdris ile İsa Aleyhisselam'ın ne alakası var? Bu bedenleriyle bulunuyor. Bak ne diyor? Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselamların tabakay hayatlarıdır ki beşeriyet devazımatından tecerrüt ile. Şimdi nasıl anlatacaksın tecerrüt? Yani şimdi bizdeki İdris ve İsa Aleyhisselam'ın karşılıkları yani bizdeki işte bu. Evet. Yani bu tarafımız İdris, bir tarafımız İsa. Ne diyor? Hayvan maddi, biri de manevidir belki. Evet. Cismani. Yani çık. Diyor kalpler. İdris Aleyhisselam nerede? Cennette. Üçüncü baka ya. Şu anda cennette. Taakkul mertebesi. Fethul-i ibadi, fethul-i cennet. İnsanda fethul-i fi ibadi, fethul-i cennet. Cennet. İnsanda da akıl üçüncü mertebede berzah ya. Bu necim. Peki cennette de mi bu şekilde bulunacağız? Normal müminin nihayetteki halinde bedeni nihayet nurani şekli, necmi şeklinde mi cennette duracak? Yani cismaniyetiyle olacak dedik ya. Hani, evet, cismaniyeti. Bunların tazamun ediyor. Yani bedeni misali letafetinde. Cesedi nurani. Necmi. Cesedi necmi. Niyetinde bedeni burada bulunuyor ama burada cismi bedeniye dönüşmüş, orada bununla başlıyor Osman bu iki sıfatla. Evet. Ama öteki taraf, öteki ucu bilmiyoruz. İki tarafa bakıyor ya Necmi. Onun için de zaten hani o şeyler var ya işte arş şu kadar arş olacak, boyu şöyle olacak falan. Bu hep müteşabih yani muhtemelen bunlar. Evet. Yani bu manalara işaret için. Yani bir noktada öyle olacak ama bir noktada senin işte o cismin farklı bir şey olacak yani. Mesela Osman ceset şöyle, olmayacak yani. Tamam. Evet, şöyle diyeyim Osman'ım, canım benim. Her saniyede gözün görme kabiliyetinde var olup yok oluyor musun abi? Evet. Işık gibi. Her bir anın beden değil mi abi? Evet. Bak var olup yok oluyor. Dırrrr. Her yaratıldığını üst üste koy bakayım, boyun ne kadar olur? Her birisi canlı ruhlu. Hayat. Canlı ruhlu da benden alınan fotoğraf değil ki, şak 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 fotoğraf değil ki. Böyle cep telefonuna çekiyorsun, dırr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 r
var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup... Bunlar hepsi birer beden. Hepsinin